Hepinize selam. Bugün sizinle Dentrace Antlimus'tan devam edeceğiz. Oyunda en son dayımız vardı bir tane, birazdan gelir o. O dayı aslında oyuna bizi kovalayan teyze çıkmıştı. Oyuna geçmeden önce bir şeyden bahsedeceğim. YouTube'daki topluluk kısmım sonunda açıldı. Yani... Dayı sen dur bir dakika. Normalde ben bir ay önce falan açmıştım topluluk kısmını ama buna rağmen hiç kullanmadım. Söyleyecektim aslında da ama unuttum. Normalde bir ay önceden söyleyecektim bunu ama unuttum. Yaklaşık açılalı bir ay falan oluyor. Bir de sanırım normalde bu 1000 abonede açılıyordu. Hatta ben en son baktığımda ve araştırdığımda 1000 abonede açılacağı söyleniyordu. Artık 500 abonede açılıyormuş. Ama yine de fazla kullanacağımı sanmıyorum. Büyük ihtimal 1000 abone olmayı falan deneyeceğim ben orayı kullanmak için yine de. Çünkü pek gerek duyacağımı sanmıyorum. Şimdi bayan dayı en son oyunda buğdayların içinde gezerek geliyordu sanırım tuhaf bir biçimde. Bunlar buğdaya benziyor ama emin değilim. Ve evet, benim buğday dediğim şeylerin içinden geçerek o eve gidiyor. Tabii buğdaysa. Sen niye kendi kendine ilerliyorsun? Burada olmalı ama bunca çalının... Okuyamadım. Lanet çalıları, onlar olmasa daha iyi görebilirdim. Ha tamam, bunlar çalıymış. Ama neden kendi kendine ilerliyorsun sen? Belki buradadır. Yok. Neyi aradığını okuyamadım. Lanet yapraklar. Nerede bu tuzak kapısı? Küfürler... İyi, en azından küfürler yazmışlar sadece. Uyan şeytan, yardım et bana. Küfürler, küfürler, küfürler. Şu lanet yaprakları ortadan kaldırmak için bir şey yapmak lazım. Küçük bir deprem yeterli olurdu. Yücel şeytan, seni uyandırıyorum. Yerin sallandığını ve Tam olarak ne olduğunu ben de anlamadım. O yüzden bu seferliğine sadece konuşmaları okumaya çalışacağım. Yani en azından kontrollü oyun bana verilseye kadar. Köşk mühürlendi. Kapılardan veya pencerelerden giremem. Şanslıyım ki burada gizli bir tuzak kapısı var. Burada olmalı ama bunca çalın arasında onu bulamam. Lanet çalılar. Onlar olması daha iyi görebilirdim. Hepsini sallamam gerek. Onları sallamam gerek. Nasıl yapabilirim? Sen oraların arasına bir şey mi sakladın? Bir geçit. Belki buradadır. Yok. Lanet yapraklar. Nerede bu tuzak kapısı? Küfürler. Uyan şeytan. Yardım et bana. Yok et şu çalıları. Küfürler, küfürler, küfürler. Şu lanet yaprakları ortadan kaldırmak için bir şey yapmak lazım. Küçük bir deprem yeterli olurdu. Yücel şeytan, seni uyandırıyorum. Yerin sallandığını ve kurumuş yaprakların ortadan kaldırıldığını okuyamadım. Dinle, yeri sallayacak mısın, sallamayacak mısın? Salla, salla. Hey aptal surat. Ekrana boş boş bakmak yerine şu işe yaramaz aleti sallayacak... Bana mı dedin sen? Anekleto bizim adam mı yoksa şeytan mı? En azından bana aptal demeseydin. Sonunda teşekkürler. Bir dakika, sen oraya kimi getirdin? Bu adam kim? Ha tamam, sonunda kontrolü bana verdi. Güzel. Güzel. Wow, burayı tekrar görmek garip hissettiriyor. Bu tuzak kapısı mı? Gizli bir geçite benziyor. Umarım her şey için çok geç değildir. Dur. Junior? Junior. Oha, bizim adam bayağı bir büyümüş. Ama neden geri geldin ki? Neden tek başına? Görünüşe göre aşağıya inmem gerek. Güneşin tamamen batmasına az kaldı. Acele etmeliyim. Sen buraya tam olarak şu an ne için geldin? Bizim adam okuldan falan da mezun olmuş galiba. Ayrılamam. Korkarım ki Ragat şu an burada. Ragat? Bir arkadaşın falan mı? Hani dört arkadaşından hiçbirinin Ragat olduğunu sanmıyorum ama.
Bana saldırır mısın? Ha, saldırmadın, tamam. Sadece buraya girebiliyorum. Ne taraftan? Fareyi takip etsem mi? Eğer bir kapıya girerse. Girmedi. Geri dönüyor. Üstünde taş olan kapı daha iyi duruyor. Sağdan. Hayır, ilk odaya geri döndüm. Ha, paradoks var. Taşlı yerden gitsem geri başa mı dönerim? Soldan. Yine taşlı yere gitsem. Sağdan. Soldan. Hay, ilk odaya geri döndüm. Ya, uğraşılmaz ki bununla. Bir dakika, şu an ben oraya kadar doğru yoldan mı gittim? Buraya gitsem ilk odaya geri döndürüyor. Yani doğru olan ilk yer burası mı şu an? Ondan sonra hep taşlı yerlere mi gitmem lazım? Burada taşlı yere gitmemem lazımdı sanırım. Bundan sonrakinde mi gitmemem lazımdı? Bir yerden sonra gitmemem lazımdı ama. Evet, burada gitmemem lazımmış. Ya, bunların hepsini aklımda tutmam lazım. Yaklaşık 20 dakika veya 30 dakika, yani yarım saat kadar bir süreden sonra sonunda bütün kapıların yerlerini buldum. O sırada da kaydı durdurmak zorunda kaldım ama eğer oynamak isteyenler varsa ve bu kapıların koordinatlarını, yani yerlerini öğrenmek isteyenler varsa, bunların hepsini kaydettim ama keşke size gösterebilseydim. Çünkü bir mantıkla yaptım. Yine de size bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi 3 tane kapı var ve 3 kapının da üstünde similer varmış. Ben onları sonradan fark ettim. Birinci kapının üstünde portal işareti var. İkinci kapının üstünde de ok işareti var. Üçüncü kapının üstünde de yıldız işareti var. Ve ben bunlara göre bir not hazırladım. Ve ben bunları bir yere kaydettim. Onları da şu an yan tarafta görebilirsiniz. Onu editlerken videonun o tarafına koyarım. Eğer siz de oynayacaksanız benim gibi oyunun bu yerinde yarım saat takılmayın diye yapıyorum. Yukarı şu an geri çıkabiliyor muyum yoksa diğer tarafa mı gideceğim? Yok, gidemiyorum. Tamam. Yukarıya çıkacağım. İşte çıkış. Sonunda. Bu bölmeyi nasıl açacağım? Hadi bakalım. Ne taraf tam? Oha. Wow, köşkün iç bahçesi olduğunu bilmiyordum. Çirkin bir heykel. O tarafa da gideceğim ama başka şeylerle de iletişime geçebiliyor muyum diye ona bakacağım. Sağ veya sol. Sanırım sol. Peki sağa gitsem ne olacaktı? Ha, sağda da farklı bir şey var. Sanırım buradan devam edeceğim. Daha sonra büyük ihtimal oraya gitmem gerekecek zaten. Güzel dişi bir at heykeli. Ürkütücü bir resim. Bakalım envantara sığacak mı? Oha! Sen o tabloyu nasıl cebine koydun acaba? Bir keçi adam heykeli. Ağzında bir uyuk var. Sanırım ağzında bunun bir şey koymam gerekiyor. Daha sonra bir yer açılabilir. Çünkü genellikle o tarz bir şey oluyor bu oyunda. Olmayan bir şey yerine falan koyuyorsun. Daha sonra farklı bir şeyler oluyor. Ama sadece tahminim, emin değilim. Bu boş bir kova, faydalı olabilir. Her şeyi de cebine koyuyor. En azından sırt çantası falan taksa anlayacağım da.
Gerçi o tablo sırt çantasına da sığmazdı. Buraya bakabiliyorum. Görünüşe göre birisi bir tablo çalmış. Acaba kim? Diye bir diş işe yarayabilir. Ben bile güzel bir örnek düşünemiyorum. Nasıl olacak ama? Dişi ne için aldın sen? Diğer dişi de mi alacaksın? Şu an geri dönemem. Ragat çoktan kurbanını bulmuş olabilir. Tuhaf isimler yüzünden benim şivem değişiyor burada. Ne? Ha, Damla mıydı? Çatıdan Damla damlıyor. Ben de bir şey oldu sandım. Ürkütücü bir resim. Bakalım Inventor'a sayacak mı? Onu da al. Kapı kilitli. Kulbu kafatası şeklinde. Kafamı suda damlatsam. Bir şey olmuyor. Yağmur suyu çatıyı aşındıracak kadar asitli. Eğer asitliyse bence o yağmur suyu değildir. Başka bir şey yapamıyorum. Elimdeki yerle bir şey yapmam lazım büyük ihtimal. Şimdi tablom var, kovam var ve dişim var. Bir tane daha tablom var. Kovayı acaba buraya koysam? Tamam, kovaya su doldurdum ama bununla ne yapabilirim ben? Görünüşe göre birisi bir tablo çalmış. Birileri hep çalıyor maalesef. Atla alakalı bir şey yapmam gerekiyormuş gibi geliyor ama emin değilim. Güzel dişli. Dişli bir at heykeli. Ben dişi diye okumuştum bunu. Güzel dişli bir at heykeli. Bir dakika. Yani diş falan mı vermem lazım? Güzel bir tek boynuzlu at, dişleri düşmüş de olsa. Nasıl yani? Ha, sen buna o dişi takıp tek boynuzlu at mı yaptın şu an? Ve bir şey düştü. Takma dişi aldım. Atın ağzındaki takma dişi aldım şu an ama çok tuhaf oldu. Acaba takma dişi buna mı vermem lazım? Evet. Tamam, hadi bunu da al. Ha, almadım bu sefer, tamam. Bayağı ürkütücü bir resim. Biraz tuhafmış gerçekten. Bayağı ürkütücü bir resim. Bayağı ürkütücü bir resim. Dur. Ha, burada iki tane boş yer var. Oralara koyacağım büyük ihtimal. Sen buraya. Sen de buraya. Düğme mi var orada? Evet, düğme sanırım. Bu bir kiremit. Ha, kiremitmiş. Ama kiremit ne alaka? Kırık bir yer vardı. Kırık bir tablo olan yer. Şeytan işareti vardı. Onu falan mı tamamlayacağım bu kiremitle? Çünkü onun şeylerine benziyor. Evet, büyük ihtimal onunla. Bununla tamamlayacağım. Sanırım kiremiti ters koydum. Şimdi ne yapacağım? Döndürmem mi gerekiyordu? Dokunmatik bir işe yaramıyor. Onu tepe taklak etmeliyim. Nasıl? Ekranı mı çevireceğim yani? Bu oyunun bu tarz şeylerine gerçekten alışamadım. Çok tuhaf geliyor. Ama fena da değil. İşe yaradı. İçeriden kafatası şeklinde bir anahtar çıktı. İçerisi derken bunu tutan şey mi? Anahtarı aldım. Anahtarla da o kafatası şeklindeki yere gitmemiz lazım sanırım. Çünkü başka anahtar isteyen bir yer yoktu. Kapının kilidini açtım. Bu heykel biraz beni korkutuyor.
Bana gerçekten saldıracak gibi şu an. Neden bilmiyorum. Heykelin ağzından soğuk bir cereyan geliyor. Cereyan. Cereyan hava mıydı? Sanırım havaydı. Ya da elektrik mi? Sanırım hava. Levhada şöyle yazıyor. Su kayayı yıkıp geçmek için her zaman bir yol bulur. Peki bu hangi levhada yazıyor? Ha, o tarafta mı? Ama nasıl yani? Su kayayı yıkıp geçmek için her zaman bir yol bulur. Su kayayı yıkıp geçmek için bir yol bulur. Su kayayı yıkar. Sen bir kayaya benziyorsun. Su versem. Kovayı dolu sanıyordum ama kova aşınıp yok olmuş. Hay. Ya. Peki onu buraya koymam gerekiyor mu yoksa gerekmiyor mu? En azından onu söyleseydin. Kova? Kova yok. Kovayı ben burada mı bıraktım? Kovaya ne oldu? Benim kova gitti yalnız. Tekrar buraya tıklasam. Yağmur suyu çatıyı aşındıracak kadar asitli. Ağzımda mı taşımalıyım? İğrenç. Ama madem ısrar ediyorsun. Yağmur suyu o kadar kötü değildir. Ağzına taşıyabilirsin de benim kovaya ne oldu? Gerçekten mi? Kendimi Advantage'da görebiliyorum. Bu bayağı tuhaf oldu. Ama o değil de benim kovaya ne oldu acaba? Ben onu merak ediyorum. Hıçkırık tuttu ve suyu yuttum. Hay. Ya sen ciddi misin? Dur, ne? Ağzına almadın mı suyu? Yağmur suyu çatıyı aşındıracak kadar asitli. Gitti bu kadar, teşekkürler. İçmiyorsun. Ama gitmek için ve kurtulmak için içmen lazım. Veya istediğin kişiyi kurtarmak için. Şu an buraya niçin geldiğini de bilmiyorum. Bir heykele asla zarar vermem. Ama o testiye ihtiyacım var. Güzel. Ama umarım yine bu sefer başka bir şey olmaz. Testi doldurdum. Mermer asitli yağmura dayanmalı. Umarım dayanır. İlk seferinde kova vardı. Kova erimiş sanırım o asitli yağmurda. Daha sonra bizim adam da onu ağzına tutmaya çalıştı ve yuttu. Umarım yine bir şey olmaz. Ama emin olamıyorum şu an. İki kere tuhaf olay yaşadım. İşe yaradı. Su bir çeşit mekanizmayı çalıştırmış olmalı. Korkma, yakında her şey bitecek. Ha, bizim dede. Ve çıplak bir şekilde. Anakleto da buymuş. Ve bu sefer de bir tane kadın asmış. Sevgili kızım, muhteşem bir şeye tanık olmak üzeresin. Şeytan yükseliyor. Kızım derken umarım senin kızın değildir. Sonunda aynı mükemmeliyetleştirdim. Bu sefer başarısız olmayacağım. Sadakatimi ödüllendirecek. İkisi de biliyor musun? Bu konutta yaşayan şeytan sonunda uyanıyor. Sonunda. Güneş battı. Harekete geçme zamanı. Uyan şeytan, bu duvarlardan yüksel. Surezit lefe, impani oliti ve evet yine okuyamıyorum. Dolaba mı tıklamam lazım? İyi de ne alaka?
Acaba şeytan ben miyim? Birkaç dakika sonra. Lanet olsun, çok geç kaldım. Nasıl? Sen nasıl öyle bildin? Çok şükür sadece bayılmış. Ha tamam, bayıldıysa sorun yok. Ragat ölmüş. Bu dolabı ne hareket ettirmiş olabilir ki? Çok ağır. Acaba gerçekten şeytan biz miyiz? Üçüncü şüphesi olan biz. Yani şu an beni şeytan olarak mı görüyor oyun? Bu bayağı tuhaf oldu. Ve ismi onun Aneklo değil miydi? Ama bu adam, yani bizim adam, buna Ragat diyor. Yerde bir şey var. Anahtar mı o? Eski bir kitap kapağında Anekleto Ragat da dahil olmak üzere 5 isim var. Tarikatın üyeleri olmalılar. Ha, Anekleto bunun birinci ismiymiş, Ragat da soyadı. Ve bu şeytan olayının içinde olan 5 kişi daha var. Yani bizim adamlar bayağı uğraşacak. Ama en azından tek gelmesen daha iyi olur. İnanamıyorum, dolapta devasa bir parmak izi var. Şaka mı bu? Ertesi gün. Uçan objeler, dev parmak izleri. Sen benimle dalga mı geçiyorsun dedektif? Bizim adam dedektif olmuş lan. Yani aslında bayağı iyi bir şey bu arada. Yani onca olayı yapabilmek için falan ve hikayenin yürümesi için mükemmel bir olay. Ve şu an bunları sanırım bunu anlatıyoruz. Bu yargıç mı oluyor şu an, ne oluyor? Ha, patron. Patronla anlatıyoruz bunu. Ceketine bakıyorum da sanırım benimle dalga geçiyorsun. Tanığı sorguladın mı? Evet, ama hala şokun etkisinde her şeyi unutmuş. Kahretsin, neyse, en azından o psikopattan kurtulduk ve dosya kapandı. Her şeyi unutan o kadın mı, yoksa sanırım kadın. Psikopat da o dede olmalı. Korkarım ki bu kadar basit değil. Kitap tehlikeli bir tarikatın varlığı hakkındaki korkularımı doğruluyor. Başlarım senin kitabına, dosya kapandı ve bu isimleri bir daha duymak istemiyorum, anlaşıldı mı? Nasıl isterseniz. Çocuğa üzüldüm ben, o kadar uğraşmıştı. Güzel, seni Felix'in dosyasına atıyorum. Başkanın kedisi yani. Basın o kedi hakkında bir şeyler öğrenmek için gırtlağıma sarılıyor. Kendine iyi bak ve lütfen kurtul o ceketten. Ceketimin neyi var ki? Felix dosyasını incelemeye hiç niyetim yoktu. Bunu söylememe gerek yoktur. Bu arada hala anlamadıysan ben bir dedektif oldum. Düşündüğün kadar büyüleyici bir iş değil. Sürekli kabuslar görüyorum ve alkol bağımlılığım başladı. Bağımlılık demişken Tim'i hatırlıyor musun? O Tim'i mi? O Tim'i olamaz. Selam Timmy, bugün ne yapıyorsun bakalım? Al, yiyecek için harca lütfen. Hey, çok teşekkür ederim be kardeşim. Zavallı Timmy, beni hatırladığını sanmıyorum. Büyük ihtimalle kendini bile hatırlamıyor. Güler geçiyordu ve ben o kitabın bağımlısı olmuştum. Ne yazık ki yazılanlar şifreliydi. Ve anahtar kelimeyi bilmeden okumak mümkün değildi. Kapattığı ismi yazan insanların izini sürmeye çalıştım ama hiç kolay olmadı. Bulabildiğim tek benzerlik beni rahibeler tarafından yönetilen bir okul getirdi. Bir rahibe, şüpheli biri olamazdı. Ama yine de şansımı denemeliydim. Bağlantılı olmalarını ümit ederek. Yine aynı şeyi mi söyleyeceksin? Bir dakika. Dur, sanırım bu farklı. Dinle, oyun satın alman için sana para vermem ne dersin? Ticaret yapmakta pek iyi değilimdir. Gerçekten oyunu sonlara doğru beğenirsem almayı düşünüyorum. Tam satın almak değil de bunun premiumunu almayı düşünüyorum. Hem zaten pek, yani pahalı da değil ama yine de şimdilik almayacağım, ama almayı düşünüyorum. Bölüm 3. Kutsal Sağ Endüstü en ne? Okuyamadım. Güvercin rahibler, ben dedektif Junior Peixe. Bu müziği ben bir yerden hatırlıyor gibiyim.
RPG oyunlarında veya çizgi filmlerde falan kullanılıyordu sanırım bu. Yine de bu seferlik burada bırakıyorum. Ama 3. bölüm açılmış mı? Ha tam açılmış. Daha sonra bölüm 4, bölüm 5 ve bölüm 6 var. Bir de eğer o premium içerikleri de alırsam sanırım daha oynamam gereken 8 veya 10 bölüm daha var. Ama yine de oynamaya değer bir seri. Neyse şimdilik bu kadar. Eğer siz de korku oyunu önermek isterseniz veya başka bir oyun önermek isterseniz Facebook sayfamdan, Discord'umdan veya yorumlarda da bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.